Evet, şimdi biz production product tablosuna tekrardan geri dönelim. Şöyle production.product diyelim ve datamızı tekrardan isteyelim. İlgili sorgu, çalışılmak istediğim sorguyu seçip F5 tuşuna bastım ve data karşıma geldi. Data karşıma geldi ama bu datanın ben farklı bir sıralamayla karşıma gelmesini istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, şurada product ID adında bir değerimiz var. O product ID değeri bakın en düşükten yani 1'den artarak karşıma geliyor. Ben sıralamamın bu şekilde karşıma gelmesini istemiyorum da tersten bir sıralama yapmak istiyorsam. Yani ilk kaydın aslında 999 olmasını, ikinci kaydın 998 olmasını istiyorsam yapmam gereken işlem çok basit. Şöyle yapıyoruz. Order by ifadesini kullanıyoruz. Order by ifadesini kullandıktan sonra yine kolonumuzu belirtiyoruz. Product ID dedik. Şimdi ben burada SQL Server'a şunu söylemiş oldum. Production Product tablosuna git, tüm kayıtları çek, herhangi bir val kriterim yok. Peki, bunu çektim. Sonra ne yapayım? Sonra şunu yap. Çekmiş olduğum datayı order by'ı product ID'ye gelecek şekilde sırala. Bakın sırala dediğimde yine aynı sonucu verdi. Neden? Çünkü order by sıralama işleminde vermiş olduğumuz kolonumuza herhangi bir durum belirtmezsek ASC mantığında sıralar. Yani düzenli olarak en küçükten başlar, en büyüğe doğru devam eder. Şurası bu anlamı taşır arkadaşlar. En küçükten başlar, büyüğe doğru devam eder. Biz bunun tam tersini istediğimiz için sorumuzu şöyle yeniden alalım. Ve diyelim ki ben production product tablosundaki tüm datalara ulaşmak istiyorum. Product ID değeri tersten olan yani en büyük olan değer product ID'si en büyük olan değeri ilk önce görmek istiyorum. En küçük olan değeri ise en sonra görmek istiyorum dediğimde bu sefer mantığım ne oluyor? 100'den başla 1'e doğru git olarak şekilde karşıma gelecek. Tabii ki 100 değil bu. Execute dediğimde bakın 999 benim en son değerimdi. Ben ne yapabildim? Bana gelen result'ı burada terse çevirebildim. Bunlar ASC ve DSC'nin yani DISC'in kullanımı. ASC kullanımı yani düzenli olarak gelen sıralama kullanımı standart olarak karşımıza gelir. Herhangi bir şey yazmasak da order by'ın sonunda yazmış olduğumuz kolon standart olarak küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. Peki order by'dan önce var kriteri kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Şöyle select yıldız from production product'a geri dönelim. Var kriterimizi alalım ve diyelim ki safety stock level'ı 200'den büyük olan kayıtları öncelikle bize bir getirsin. Neler geliyor karşımıza? Tamam. Bunun dışında end operatörüyle bağlayalım. Diyelim ki bunların renk değerleri içerisinde sahip olmuş olduğu değer null olmayan yani boş olmayan şöyle not null diyoruz buna da is not null diyoruz. Bu şu demek arkadaşlar bunu ilk defa gördünüz. Kolon içerisindeki değer null değilse is not null diyoruz. Color is not null. Null değilse anlamını taşır. Tekrar çekelim. Bu sefer kayıt sayımız 119'a düştü. Ve bakın ID değerlerinde ne oldu burada? 317'den başlayarak ilerlemeye başladı. Biraz daha sorgu yazabiliriz burada. Mesela end diyelim. Standart cost'u büyük olan, neyden büyük olan? Sıfırdan büyük olan kayıtlar gelsin. Şöyle çekelim. 108 olduk. Bizim için yeterli. Şimdi bu 108 olan kayıt içerisinde ben product ID'ye göre de sıralama yapabilirim. İstemiş olduğum herhangi bir kolona göre de sıralama yapabilirim. Şöyle sıralama yapalım. List price'ına göre sıralama yapalım. List price'ı şöyle order by
list price dediğimde ne yapacak? En küçükten en büyüğe doğru bir sıralamayı benim karşıma getirecek. En küçük değer 20.24'müş. En büyük değer ise evet, 1431.50'ymiş. Ne yaptı? En küçük değerden en büyük değere doğru bir sıralamayı standart kullanımını alarak yapabildik. Tekrardan şöyle çalıştırırsam herhangi bir şeyin değişmediğini göreceğiz. Neden? Zaten ASC bunun standart kullanımıydı. Şöyle çift tırnakla, çift tireyle kodlarımızı yorum satırı haline de getirebiliyoruz. Order by diyelim. List price'ı tersten sıralamak isteyelim. Bu sefer ne olacak? En yüksek fiyat önce karşımıza gelecek ve en düşük fiyatta aşağılara doğru indiğimizde en son kayıt olarak karşımıza gelecek. Order by bizim sorgumuzun sonucunda almış olduğumuz değerleri yine kriter vererek sıralama işlemine yarar. SQL tarafında datamızı ne kadar stabil tutarsak, ne kadar datamıza müdahale edip o datayı düzgün hale getirirsek herhangi bir programlama dilinde ilgili datayla daha az uğraşırız. SQL'in, Oracle'ın, MySQL'in yani database dillerinin bize sunmuş olduğu en büyük avantajlardan bir tanesi datanın yönetimini burada daha hızlı yapabilmemiz. Temiz dataya ulaştıktan sonra da bunu istediğimiz programın dilinde kullanabilmemiz için bize temiz datayı gönderir arkadaşlar. Burada veri, order by'ı ve standart kullanımıyla şöyle tüm yıldız ile select'i gördük. Şu ajandamıza dönüp bakarsak bizim bir group by kullanımımız var. Group by kullanımı raporlamalarda çok kullandığımız bir işlemdir. Günlük raporlar, aylık raporlar, işte yıllık cirolar, satış personellerinin performansları ya da call center aramalarının performansları gibi böyle datayı gruplamak istediğimizde kullanmış olduğumuz işlemlerdir. Gelin bunu da inceleyelim. Bu da güzel bir konu. Zaten ajandamızda yavaş yavaş kendi yazacağımız database'e de doğru gidiyor. Hemen farklı bir tablo üzerinde grup payı inceleyip bunu da geçelim.